Azerbaycan çoğulcu bir toplum. Ve 1 milyondan fazla insan, insanın yeri yurdu dağıdılmış, her şey elinden alınmış. Putin çok açık, net söyledi. Türkiye yüzünü doğuya çevirmelidir. Türkiye bir söz sahibi olmalıdır. Turan nereye gitti? Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin hakkını savunur. Bu iki devlet istese bu bölgede bu meseleleri halledebilir. 30 yıl biz büyük bir sıkıntı yaşadık tabii ki. Biz birleşip güçlendikçe Ermenistan toplumu gittikçe parçalanacak ve dağılacak. Türkiye bütün Türk dünyasının bir umut yeri. Herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir şahsiyetle Azerbaycan'ın son dönemdeki durumu üzerine konuşacağız. Biraz tarihten de bahsedeceğiz ister istemez ve jeopolitik olarak bu sürecin anlamlarını konuşacağız. Konuğum Sabir Rüstemhanlı. Sabir Bey, Azerbaycan'ın Aytmatov'u olarak geçiyor. Milli şair kendisi. Aynı zamanda Azerbaycan'ın ana muhalefet lideri. Vatandaş Dayanışması Partisi'nin genel başkanı. Dolayısıyla neden çok kıymetli bir şahsiyetle sohbet edeceğimi söylediğimi anlamışsınızdır. Hoş geldiniz Sabir Bey. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Evimizde hissediyoruz yani. Hiç böyle misafir tabii, gelmiş tabii. Gibi hissetmiyoruz gerçekten. Tabii. Evet, olmalı bence. O zaman şu soruyla başlayalım. Hı. Azerbaycan çoğulcu bir toplum. Hı. Ermenistan sadece... Monokal, yani Ermenistan'da evet. Bir nefer çanak millet yok. Kürt bile yok, Yahudi hiçbiri yok. Bakın Ermenistan'dan bütün Azeriler doğulup, bir kişi de kalmadı Azeri. Dağlık Karabağ'a çevresinden Azerbaycanlılar doğulup, vehşiyle, ölenler sayısı. Ama bizim Cumhurbaşkanımız diyor ki, ya biz Karabağ'ı azad edeceğiz, Ermeni istiyor, kalsın, yaşasın. Bunlar humanist, bunlar insansever. Başka bir yanaşma ne olabilir? Yani bizim farkımız bundadır. Bu farkı dünya görmezdi, bilmezdi. Bakı'da 30 bin bütün Ermeni yaşıyor. Ermenistan'da bir tane Azerbaycanlı yok. Yok yani. Fark bundadır. Yani bir tane bütün Ermenistan arazisi Türk isimleriyleydi. Türk isimleri. Bir isim koymadılar. Dağlık Karabağ ve çevresinde bütün isimleri değiştirdiler. Yani bu sahtekarlıkla nereye gideceksen bunun kökü yok, plan yok. Günümüzde Putin'in farklı bir yaklaşım içinde olduğu iddia ediliyor. İşte örneğin bir konuşmasında mücadele edilen yer Azerbaycan toprağıdır dedi. Yine bugün yaptığı bir açıklamada Azerbaycan'ın topraklarının bir kısmının sonsuza dek kaybedilmesi durumu sürdürülebilir değildir dedi. Nasıl görüyorsunuz? Yani Putin'in Paşinyan'dan da çok memnun olmadığını biliyoruz farklı sebeplerden. Putin herhalde ciddi bir siyasetçi, politikacı. Dünya bu çevrende iyi biliyor ve bu işin bütün tarihini de iyi biliyor. Hatta Ermenilerin bir sıra bilim adamları, yani bugün de değiller ki burası bizim değil, burası Azerbaycan toprağı. Bunu itiraf edenler var. Putin çok açık, net söyledi. Ermenistan'a hansı mesafede, Ermenistan bizden hansı mesafededirse, Azerbaycan da o mesafededir. Bizim ikisiyle de iyi ilişkilerimiz var. Tam bu noktada bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki, eğer dedi Ermenistan Rusya'nın masada olmasını ne kadar istiyorsa, Azerbaycan da Türkiye'nin masada olmasını o kadar istiyor. Bu hususta da bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum dedi Azerbaycan'ın yanında olmak. Ne dersiniz bu anlamda Türkiye'nin Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakların azat edilmesi mücadelesinde olumlu bir katkısı olur mu? Şimdiye kadarki katkısını da nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin herhalde bu bölgenin politikasında bölge her zaman bir etkisi var. Türkiye belki bu etkini bu yerini yeterince zamanında değerlendirmemiş olabilir Türkiye ve bazı sorunlar da yaşadığı olabilsin. Ama Türkiye, ben 1987 yılındaki Türkiye gelende Türkiye gazetesine bir küçük söyleşi vardı. Orada demiştim ki Türkiye yüzünü doğuya çevirmelidir. Dünyanın en büyük enerji kaynaklarından birisi burada. Özbekistan, Kazakistan,
Türkmenistan altınıyla, petrolüyle, doğal gazıyla, güzel tabiatıyla, bütün Mendeleyev cedvelinde ne kadar şeyler varsa element değerlerimizde hepsi burada var. Kazer'in aynı şekilde, Azerbaycan'ın ve bunlar bu milletin burada yaşayan topraklar güzel, insanlar güzel ve bu bizim kendi Avrasya deyilen bir coğrafyasında Türk'ün coğrafyası. Siz yani bir siyasi birlik öngörüyorsunuz. Ve ben o zamandan beri belki 30 yıldır her zaman demeli Türk Cumhuriyetlerinin bir Avrupa Birliği'ne benzer birlik oluşturmasını söylemişim, bunun propagandasını aparmışım. Her zaman değiliz. Türk devletleri de bunu düşünmelidirler. Bu kimseye karşı değil ki. Bu sadece kendisini savunmak için. Çünkü bu birlik olmasa bizim her birimizi tek tek ezecek dünyanın büyük güçleri. Ve bugün bu şans var. İlk adımı Azerbaycan'da Türkiye atmalıdır bence. Hansı bir şekildese. Başka bir şey değil. Biz Avrupa'yı yamsılıyoruz sadece. Avrupa'da geçen yüzyılda 100 milyon insanın kanını akıtan devletler bir araya geldiler şükür. Çünkü bütün savaşlar oradan çıkmış. Şimdi biz de rahat oturmuşuz burada ve savaşı Müslüman dünyasına götürmek istiyorlar. Onun için de ben önce Türkiye'nin bu bölgede rolünün artmasını istiyorum. Türkiye bütün Türk dünyasının bir umut yeri. Onun için de Türkiye'nin güçlü olmasını ve öz tarihine, geçmişine, geçip geldiği yollara layık olan bir şöhretini ebedi korumasını istiyor. Çünkü böyle bir söz var ki dünyada Türklerin tarihinde de şerefli bir tarih yok aslında. Biz o şeref tarihimizi bundan sonra da devam ettirmeliyiz. Başta Türkçe olmakla hem de Azerbaycan'da aynı zamanda Türklük kimliğimizi yani bakın dünya tarihle oynuyor, olmayan tarihleri. Tarihimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü, geçip geldiğimiz yolları, bizi büyük eden bütün manevi değerleri bilmeli, daha yaşlı bilmeli, çocuklarımız bilmeli. O zaman elbette bizim geleceğimiz daha güzel olacak. O bahsettiğiniz şerefli tarihi inşallah Can Azerbaycan'la Türkiye birlikte yazar. Öncülük ederler. İnşallah o günleri de görmek bize baktınız bak Azerbaycan'ı Türkiye ile Azerbaycan bayrakları benziyor. Yani hiç Avrupa'da bunu Türkiye için bir elave sorun yaratmasın diye o bayraklar asılmayabilir. O bayraklar herkesin yüreğinde aslında. Ve bugün Türkiye'den herkes Azerbaycan üzerine konuşarken Can Azerbaycan deyir. Bundan güzel ne olabilir? Onlar Can Azerbaycan değil, biz de Can Türkiye deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettim gerçekten. Tamam. Eminim izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim.